I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir günün yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün pazar. Ancak güneşli bir hava yok. Yağmurlu bir hava var. 4-5 gün böyle gidecekmiş. Şimdi dışarıda odunlar falan çok fazla böyle dalgaların sahile vurmuş olduğu odunlar vesaire. Kıyılarda falan böyle tahta parçaları falan filan ne bulabilirsem toplamaya çalışacağım. Yağmur yağmıyor şu anda. Atıştırıyor yavaş yavaş. Çok fazla ıslanmadan odun istifimi yapacağım. Güzel bir şekilde semavemimizi falan şey yapacağız. Semaver sobamızı falan kuracağız. Ufaktan en azından ısı veriyor arkadaşlar içeriye. İçinde suyumu kaynatabilirim. O kaynayan yere de bir çaydanlık koyarsak oradan buhar çok fazla çıkmaz. Böyle küçük küçük parçalar böyle yanabilecek şekilde ama minik minik parçalar olması gerekiyor. Çünkü haznesi küçük o ısıtma yerinin. Bu arada arkadaşlar geçen biliyorsunuz ki Tabana Kuvvet kanalımızda bahsettim. Tütme olayımız vardı çok fazla şeyde. Bu dirsek kısımlarından falan. Oraya alüminyum mat saracağım. Aynı zamanda şöyle bir teneke kestik. Oktay abiyle birlikte yaptık bunu. Daha doğrusu Oktay abi yaptı. Şöyle bir delik açtık. Buraya koyacağız şeyin arasına göre. Camın arasına göre. O şekilde oradan en azından içeriye soğuk girmemiş olacak. Isı içeride kalacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İnşallah güzel olacak. Önce bir odunumuzu falan toplayalım. Ekmek almaya gideceğim. Ekmeğimizi alalım. Çok fazla yağmur yağmazsa, yağmur dindiği zamanlar bu videonun içerisinde balık tutma videomuz da olacak inşallah. Bugün güzel videolar atmaya çalışacağım. Daha doğrusu kaç video atarız? Gene bir 3 video sallarım gibime geliyor da bugün pazar belki erken de video gelebilir. Bakarız duruma göre. Şimdi biraz odun toplayacağım. Etraftan bakalım. Onun dışında ne yaparız? Balık tutanlar var. At çek yapıyorlar genelde. Böyle yani yeni oltamızı da bu arada arkadaşlar. Şu Volkan abinin verdiği oltayı da bir dakika size göstereceğim şimdi. Şuradan alayım. Şu bizim oltaydı arkadaşlar. Bakın şimdi aradaki farkı göstereceğim arkadaşlar. Şu var ya. Şu kamış. Makine bizimdi. Kamış. Volkan abinin verdiği kamış. Şu da. Aradaki farka bir bakar mısınız arkadaşlar? Bak. Boyut farkına bak. Kalınlık farkına bak. Bu bizim kamıştı. Bu da Volkan abinin verdiği kamış. Bakalım bununla yakalamayı deneyeceğim. Daha uzağa fırlatabilir diye düşünüyorum bu kamış. 3.90 bu kaçmış. Zaten marka farkından falan belli yani bizimki dandik biraz. 3.90 bu kaç? 2.70 mi? Bu 2.70 arkadaşlar, bu 3.90. Aradaki farkı hesaplayın yani. 1.5 metre falan neredeyse bir fark var. Bakalım arkadaşlar, balık tutmaya da çalışacağız. Şimdi bir gidelim. Şöyle bir kalın odunlardan, kalın şeylerden toplayalım. Bu arada videoyu da çekeceğim bu arkadaşlar. Ekmek de almamız lazım. Bir de kahvaltı etmemiz lazım. Haydi bakalım. Tabana Kuvvet diyelim, yola devam edelim. Açıklama kısmından link bırakacağım arkadaşlar. Oradan Tabana Kuvvet kanalımıza abone olmayı unutmayın. 3000 olmak üzere. Ya, zannedersem 120-130 abone geldiği zaman 3000 oluyor arkadaşlar. 3000'i tamamlayalım. Yavaş yavaş yola devam edelim arkadaşlar. O kanalda da düzenli olarak video paylaşıyorum. Paylaşmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle semaverin altına koymak için bir düz taş parça buldum da bu çok iyi. Bak ince de. Bundan bir tane daha olsa var ya mis olur, mis. Sığar mı semaver bilmiyorum ama sığabilir yani. Bir deneriz. Şöyle taşlar da buldum onun dışında da. Bunlar biraz daha kalın olduğu için çok yer yüksek yapıyor şeyi.
O düz olan daha mantıklı. Bir de şöyle bir şey buldum. Bunu kıracağız, parçalayacağız. Sunta gibi bir şey. Ufak ufak parçalara ayırıp yakmaya çalışacağız. Şöyle alt kısmına bir koyalım. Evet, bıdık karavanın içerisinde şu anda. Ben de biraz daha aramaya koyulayım arkadaşlar. Aramaya devam edelim. Ya, hava yağmurlu oldu mu şimdi biraz daha sıkıntı olur bulmak. Islanıyor çünkü her şey. Arayacağız ufak ufak bakalım. Ekmek almadım daha. Ekmek de almamız lazım. Şimdi biraz daha gezineyim ortalıkta. Böyle yakabilecek şeyler bulmaya çalışayım. Sahilden birazcık uzaklaşmam gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü sahilde genelde ateş yakanlar falan oluyor. Orada odun modun bırakmıyorlar. Ondan dolayı biraz uzaklaşıp böyle çöpün kenarına atılmış böyle yakılabilecek şeyler falan öyle bir şeyler arıyorum. Bulmaya çalışacağım bakalım. Hem yürüyorum. Oradan bir de bime falan uğrarım. Belki peynir bitmişti. Peynir alabilirim. Böyle şimdilik durumlar. Şu 5 günlük yağmur olayını bir atlatmamız lazım güzel bir şekilde. Bunu da atlatabilmemiz için yakacak şeyler bulmamız lazım. Çıramız var. Tutuşturmak için çıra var. Onda sıkıntı yok. Yarım çuval çıra var. Evden kalma. Şu yan taraf gördüğünüz gibi bakın. Buralarda limonlar falan var. Limon bahçeleri. Geldiğimizde otlar yemyeşildi ve kuzeydeydi güneş. İnsan yok ya, sabah ya şimdi. Sabah 10.30 civarı. Bir de pazar. İnsanlar dinleniyorlar şu anda evlerinde. Kömür deposu boşaldı işte. Mama sonbahar geldi. Arkadaşlar ben şimdi karavana geldim. 2 tane ekmek aldım. 1 tane peynir aldım. 20 lira ya, böyle bir şey var mı? 1 tane de ufak ayran aldım. BİM'den. Gelirken de dedim birazcık odun falan bulayım ama yok arkadaşlar. Karton vardı bayağı. Karton çabuk geçer ya. Parçalar ayırıp bayağı bir getirebilirdim karton. Şokun önünde vardı kartonlar. Çok vardı ha. Yakılabilirdi aslında ama çabuk geçer ya karton. Bizim biraz böyle kalın böyle odunlar bulmamız lazım. O da denizden kıyıya vuran odunlar var. Onlardan toplayacağım ufak ufak. Bak martılara bak, martılar. Güvercinler var, martılar var. Herkes ekmeğini davasında arkadaşlar. Ben de şimdi kahvaltı ederim muhtemelen. Ama kahvaltıdan önce birazcık şey yapmam lazım çünkü yağışlı gösteriyor bugün. Bakalım ya, balık da tutmam lazım. Yapılacak iş çok. Haydi bakalım. Şu aslanın ipini falan da çözeyim oradan. Arkadaşlar şimdi ben çay suyunu falan koydum. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra bir balık tutmayı deneriz. Balık tutmaya gideriz. Demin çok güzel bir olay oldu. Onu anlatacağım sizlere şimdi. Kargalar, karşıda kargalar, martılar falan bir ekip oluşturmuşlar kendilerine. Bayağı bakma mesela şurada. 3 karga bir martıya kafa tutuyor. Martı kaçtı şimdi. Bıdığı şey yapıyorlardı. Bıdığı kovalıyorlardı kargalar. Geliyor kapının önüne. Kapının önüne miyav miyav. Aç kapıyı diyor ya. Öyle güzel ki. Hemen açıyorum kapıyı, giriyor içeri. Özgürlüğünü kısıtlayamıyorum arkadaşlar hayvanın yani. Dışarı çıkmak istiyor. Bir de tuvaletini de dışarıya alıştırdı. İçeriye de yapmıyor artık o. Kum yerine de yapmıyor. Dışarıya yapmak istiyor. Ondan arada bir dışarı çıkmak istiyor. Ben de açıyorum çıkartıyorum mecbur. Ne yapayım? Bir yere giderken ama karavanın içinde bırakıyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Şimdi ben içerideyken camlar var ya, camlardan görebiliyorum. Dışarıda köpek var mı? Bıdığa zarar verebilecek bir şey var mı? Gerçi bıdığı zaten yakalayamazlar da kolay kolay. Ya karavanın tepesine çıkar ya ağaçların tepesine çıkar. Çok sıkıntı olmaz da. Şimdi abi hemen pratik bir kahvaltı yapacağım. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Yumurtamız var da kalsın abi, onları da ilerleyen günlerde yeriz. Çok pahalı abi, her şey çok pahalı ya. Bugün muhtemelen 3-4 video atarım arkadaşlar. Balık videosu ayrı olur, ne bileyim. Bölüm bölüm halinde yapacağım artık. Bu videonun son bölümü muhtemelen. Çünkü 10 dakikalık bölümler halinde yapacağım arkadaşlar videoları.
Elimden geldiğince her türlü içeriği sizlere sunmaya çalışacağım. Sadece böyle oturup konuşma değil de. Mesela semaveri yakarken ayrı, yani odunları kırarken hepsini bir bütün halinde, bölüm halinde yani. Neleri ne zaman yapıyorsam hepsini yayınlamaya çalışacağım size. Şu peynir dünyanın parası abi. Böyle bir şey var. 12 mi 13 lira mı ne? 300 lira. Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Durumumuz var da alıyoruz. Durumumuz olmasa gitti. Peynir bile yiyemeyeceğiz yani. Yani peynir ekmek yer geçinirsin deniyor ya hani. Denirdi. Öyle bir şeyler denirdi. Şimdi o da yok arkadaşlar. Peynir ekmek yiyip geçinirsin diye bir şey yok. Peynir ekmek altın oldu yani. Öyle kötü bir olayın içerisindeyiz. Kötü bir koalisyonun içerisindeyiz arkadaşlar. Ne olacak halimiz, sonumuz? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Zehir oluyor geceler. İnan uyuyamıyorum. Sabahlar ışık saçmıyor. La yeter la. Türkü türkü. Anlat da dinleyek, ne türküsü? Yalnız ya, yorumlarda yazanlar oluyor bazen. Türkü söyleme diye. Türkü söylediğim yerleri, şey yaptığım yerleri geçebilirsiniz arkadaşlar. Seni çok, seni çok, seni çok seviyorum. Seni çok, seni çok, seni çok seviyorum. Çay suyumuz kaynadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunu bir süreyim de ekmeğin arasına. Bu bölümün sonu arkadaşlar. Karavanda hayatta kalma birinci bölüm diye mi yazsak acaba başlığa? Bilmiyorum, bir şeyler düşünüyorum, dur bakayım. Bölüm bölüm halinde yaparsak çok güzel olur ya videolar. Şunu da şey yapalım. Üstüne de bir domates dilelim bari ya. Ne yapalım? Güzel olur. Şu zeytinleri de üstüne dökeyim. Görebiliyorsunuz mu siz oradan ne yaptığımı? Zeytin de bitti. Haydi hayırlı işler. Şunlar şöyle, şunlar şöyle. Siz de şöyle gelin abi. Herkes yerini alsın zeytinler. Şişt, dur! Yıktın ortalığı. Gıdık. Şimdi abi şuradan domates. Allah, döktük bir şeyler ortalara hep. Domatesin tadından hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. O böyle dalından koparttığın domates gibisi olmuyor hiçbir şey ya. Vallahi. Bir de tuz atarız üstüne domatesler için. Atmasak da olur da. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazık. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Muazzez Abacı olduk ya iyice. Muazzez Abacı nereden çıktı ya? Muazzez Abacı mı söylüyor şarkı sanki? İşte bir tane sallama çay da bitti. Hayırlı işler arkadaşlar. Zeytin bitti, sallama çay bitti. Hava kötü, müzik yapamıyoruz. Dünkü 20 lira hangi birine yesin? Peynirle ekmeği anca aldık. Bol bol video atmam lazım. Bol bol. Durmadan video. Video, 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 video. Sıkılmazsınız inşallah arkadaşlar. 6 dakika olmuş. Bayağı uzattık bu bölümü. Neyse arkadaşlar, hadi görüşürüz bir dahaki bölümde. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün muhtemelen 12'de gelir video. 12 veya 1'de. İkinci bölümde bakarız. Yani 4 veya 5'te de gelebilir. 3'te de gelebilir. Duruma göre bakarız. Balık durumlarına göre. İnşallah yağmur yağmaz da ikinci bölümü de hemen çekebilirim. Hadi görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda. Destek için bir yorum, bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmından da Tabana Kuvvet kanalımıza da abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.